Üçgenlerin benzerliği 6. test. Bir soruda karşılıklı iki tane 90 varsa şekil dikdörtgene dönüşmeli. Gerçi soru söylemiştik dörtgen olduğunu. Yani burası da 3. Buna alfa diyelim. Alfa 90. O zaman şurası beta oldu en büyük üçgenden. Alfa 90, beta'dan tekrardan alfa. Şurası tekrardan beta. Evet. BC. Bunu istiyor benden. O zaman bu 4 ise bu da 4. 3, 4. Şurası 5. Şimdi alfa 3'ü gördü. Alfa 3'ü gördü. O zaman beta 4'ü görüyorsa beta 4'ü görmeli. Burası tekrardan 5. 6, 8, 10. Bursa, Ceyhan arası 10 oldu. Yani şu soldaki dik üçgende alfanın gördüğü ile sağdaki dik üçgende alfanın gördüğü aynı olduğu için eş üçgenler. Bir diğer soruya gelelim. AB, EF, DC paralelmiş. AB, EF'ye paralel. O da DC'ye paralel. Önce kelebeği görelim bu soruda. Kelebekte taban 6 ise o zaman burası 6'nın katı. Aynı doğru üzerinde 10 ise şurası 10'un katı. Daha sonra da temel benzerliği görelim. Temel benzerlikte paralel doğrular ve üzerindeki noktalar kapatılırsa dışarıda kalan sivri yerdir. Sivri yeri gördükten sonra küçük üçgen bölü büyük üçgen yapacağız. Küçük üçgenin kenarı 6K, tabanı X. Büyük üçgenin kenarı 16K, tabanı 10. Çözeceğiz bunu. K'lar gitti. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. İşler dışarı çarpımından 4 kere x, 4x eşittir 15. X'in değeri buradan 15 bölü 4. Bir diğerine geldim. DF AB paralel. DF AB paralel. Önce kelebeği görelim. Şurada bir kelebek var. Küçük üçgende 2'ye 2K verirsek ona 10K veririz. Bunu görmemiz gerekiyor. DEF'ye paralelse o zaman bu da 2K. Ardından mavi üçgendeki benzerlik yani temel benzerliğe bakacağız. Paralel doğrular ve üzerindeki noktalar kapatılırsa dışarıda kalan sivri yer. Sivri yerden sonra küçük üçgenin kenarında ne var? X. Küçük üçgenin tabanında ne var? 2K. Büyük üçgenin tabanında ne var? Pardon, kenarında. 12 artı x. Büyük üçgenin tabanında 10K. İşte bu. Buradan buraya 5 kat artmış. O zaman x'in 5 katı 5x olmalı. 12 eşittir. 5x'ten x çıkarsa 4x. X'in değeri buradan 3. Adana. Yine benzer bir soru. DE BC'ye paralel. Kelebeği görelim. Gördük. 4'e 4K verirsek 6'ya 6K veririz. Burada temel benzerliği görelim. Kırmızı üçgen. Paralel doğrular ve üzerindeki noktalar kapatılırsa sivri yeri bulduk. Sivri yerde küçük üçgenin kenarı 5. Tabanı 4K. Büyük üçgende kenar 5 artı x. Taban 6K. K'lar gider. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 3. İçler dışlar. 2 kere 5. 10 artı 2x. 15. 2x eşittir 5 ise x'in değeri buradan 5 bölü 2. Bursa. Bir diğerine geldik. Paralellik var. EF ile BD arasında. Şurada bir yerde bir kelebek var. Bu kelebekten bir şeyler çıkabilir. KC'ye 2K diyelim ki 2K'yı 2'ye bölünce K olsun. O zaman burası 2K. O zaman FK'ya K diyeceğim. Evet. 2K'ya 4 verdiysem 1K'ya 2 vermeliyim. Kelebeği kullandım. AF'ye de K demişiz. Şimdi paralellikleri kapatıyorum. EF BC'ye paraleldi. Sivri yeri buldum. Sivri yerde küçük üçgenin kenarında K tabanında 2 var. K bölü 2. Büyük üçgenin kenarında 4 tane K var. Tabanında X. 8 eşittir x'in değeri. İşte bu. Ceyhan. Bir diğer soru. Şekil bir kare. O zaman her kenar 8 verilmiş. Kare olduğu için açılar 90 derece. Kare olduğu için şuralar 45, 45. O zaman buraya da 45 kalır. 45, 90'dan bu da x.
Burası tekrardan 45. Evet. Bakalım. Tamamı 8 ise o zaman burası 8 eksi x olur. D'ye de 2 vermiş. Ona niye verdi şimdi? Bunu görmek için ne yapabiliriz? Şuradan uzatmaya devam mı etsek acaba? Hani gitmek istiyor ama gidememiş gibi. Böyle gitmek istiyor ama gitse mesela. Şimdi şurada bir kelebek gördüm ben. 2'ye 8 olmuş. 4 kat. O zaman 6'nın 4 katı ne olmalı? 24 olmalı. Sonra evet. Galiba yakaladım ucunu. Peki. Aynı kelebek. Şurada da yok mu? Mavi olanda. Var mı? Var. 24 artı 8 32'dir. Şu aşağısı 32. Burası 8. Yani ben buna K dersem bu onun kaç katıymış? 4 katıymış. İşte bu. Yorum yapacağız. Paralel doğruları ve yüzündeki noktaları kapatırsak dışarıda kalan sivriyen. Küçük üçgenin kenarı 4K. Büyük üçgenin kenarı 5K. Küçük üçgenin tabanı X. Büyük üçgenin tabanı 8. Şu ters üçgende benzerlik yaptım. Çözelim. 32 eşittir 5X. Her tarafı 5'e bölsem 6,4 gibi bir şey olması gerekir. 32 lirayı 5 kişiye bölüşürsek adam başı 6 lira 40 kuruş olur. Evet, bir diğer soru. Bakın bu dergilerde de var aynı soru. Yerleri değişmiş olabilir. Şimdi EK'ya 3K diyeceğiz. Çünkü 3K'yı 3'e bölünce K olsun diye. O zaman EK 3K. KC'ye K diyeceğiz. AE'ye K. En küçük parçalanma K olduğu için burayı da K ve K cinsinden parçalayacağız. Alan A, 3A, 5A, 7A, 9A şeklinde dağıtılır. S1'in olduğu yerde 1A var. S3'ün olduğu yerde 9A var. S2'nin olduğu yerde 3, 5, 7, 12, 15A var. Dolayısıyla bu 10A bölü 15A. 5'e bölsem 2, 5'e bölsem 3. Dolayısıyla 2 bölü 3 bulunur. Kural bilince devamı geliyor. Bir diğerine geldim. İki alan da eşitmiş. Küçük üçgen alanı, büyük üçgen alanı 2A. Şimdi alanlar oranı. Küçük üçgen alanı A, büyük üçgen alanı 2A. Dolayısıyla 1 bölü 2 çıktı. Benzerlik oranı ise alanlar oranının karekökidir. Çünkü benzerlik oranının karesi alanlar oranını verir. Kare kökünü alınca da BO eşittir karekök AO. 1 bölü 2'nin karekökü 1 bölü kök 2'dir. Küçük üçgenin kenarında x var. Büyük üçgenin kenarında x artı 2 var. Küçük üçgenin kenarı 1 olması gerekirken büyük üçgen kök 2. İçler dışlar. X kök 2 eşittir x artı 2. Her iki tarafın karesini alalım. 2x kare eşittir x kare artı 4x artı 4. X kare eksi 4x eksi 4 eşittir 0. 2'ye eksi 2 desek olmuyor. Delta'dan mı gideceğiz? B kare eksi 4 ac. 16 eksi 4 ac eksi 4. 32. 32 de 4 kök 2'dir. Kökler eksi b bölü eksi 4 kök 2 bölü 2. Yani 2 eksi 2 kök 2'ye 2 artı 2 kök 2 olur. X dediğim şey. 2 kök 2 artı 2. İşte bu. 2 kök eksi 2 de olabilir ama.
Olamaz mı? Olabilir. Negatif kök olamayacağı için. Çünkü 2'nin karesi 4, 2 kök 2'nin karesi 8. Burası negatif demek. Negatif kök olamaz. Bu soruyu anlamadıysanız arkadaşlar bizzat yanıma gelmeniz gerekiyor. Çünkü burada anlatabileceğim şekli budur yani. Benzerlik oranından alanlar oranına geçebiliyor ama alanlar oranından benzerlik oranına geçemiyorsa konuyu anlamamış sayıyorum ben. AF eşkenar üçgense bu açılar 60. Evet. Kimin alanı? Hı. Eşkenar üçgeni görünce dikme indiriyoruz. İndirdiğimiz dikme iki eş parçaya bölüyor. Burası da ikiye alıyor. Burası 30. Şurası da 30. Buna alfa dersem 60 eksi alfa olur. O zaman burası alfa olmalı. Evet. Burası da 120. Burası da 120. Benzer üçgenler yakaladık. En soldaki üçgende alfa 2'yi gördü. Boşluktaki açı eşkenarın bir kenarı 2a'yı görmeli. En sağdaki üçgende alfa 2a'yı gördü. 60 eksi alfa 6'yı gördü. Boşluktaki açı dediğim bu olmalı. 12 eşittir 4 tane a kare. 3 eşittir a kare. Yerine dursun. Eşkenar üçgenin bir kenarı 2a ise 2a'nın karesinin kök 3'ün 4'e bölümü 4a kare kök 3 bölü 4 demek. 4'ler gider a kare kök 3 demek. A kare 3 olduğuna göre alanı 3 kök 3'tür. Vay canına. Bu da güzel bir soruydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne mi yaptık bu soruda? Biz bu soruda benzerlik yaptık. Eş üçgenler bulmaya çalıştık. Eş üçgenler bulamadık. Benzer üçgenler bulduk.